28 Mart 2019 Perşembe gündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet ilk haberimiz Nihat Zeybekçi olsun arkadaşlar. Nihat Zeybekçi dedi ki 21. yüzyılın Türkiye'sinde alkolü, içkiyi falan tartışmak gericiliktir, yobazlıktır falan dedi. Neyi tartışalım mesela retweetlemek haramdır falan bunları tartışsak olur mu mesela ne bileyim Diyanet'in bu konuda sana bir şey söylediği yok yani biz de diyoruz acaba gerçekten helal mi falan diye ama o gelecek yerden itikat esirgenmezmiş sen de onu yapıyorsun zaten öyle mezhep falan zaten sizde bol bol geniş yani. Erzurum'da farklı, Konya'da farklı, İzmir'de farklısınız. Çünkü münafıksınız. 2-3 gün önce Amerika Birleşik Devletleri Golan Tepelerini İsrail'in bir parçası sayan bir deklarasyonu imzaladı arkadaşlar. Bunun üzerine bazı ülkelerden tepkiler gecikmedi. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'ydi maşallah. En azından tepki verebiliyoruz yani. Güzel bir şey bu. Güzel bir şey bak takdire şayan bir durum. Yani gerçi bir üfürük gibi yani esintisi var anca ama olsun yine de. Ee, tabii dünya lideri, ümmetinin liderliğinde bir dünya lideri. Türkiye. işte şey dedi, biz de Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir ülke olarak Golan'ı işte İsrail'in parçası olarak düşünmek kabul edilemez. Kınıyoruz filan bir şeyler dedi. Kendileri çok Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriyorlarmış. Sen işte Afrin'e gir, çık, oraya gir, oradan çık filan. 298 Cuma önce birileri orada bir Cuma namazı kılacaktı hangi titrile yani hangi sıfatla orada cuma namazı kılacaktı? Birilerini devirip yani böyle de işte toprak bütünlüğüne saygı gösteriyor bunlar. Yani demek ki dünyanın düzeni bu. Din sizin hakkından her zaman imansız geliyor. Tabi biraz da filler ve çimenler olayı da var yani. <laughs> Petinin lideri her şeye karıştığı gibi başka birisine daha karıştı bu sefer. Sırrı Sakıka dedi ki bir meydanda işte. Sen niye Muş'tan aday oldun ya dedi. Sen dedi Ağrı'daydın. Bilmem Ankara'ya geldin. Şimdi de Muş'tan aday olmuşsun dedi. Sana ne ya? Ya ümmetinin lideri sana ne? Yani istediği yerden aday olur. Sen de Adıyaman'dan olmuştun ilk defa. Sonra Rize'den oldun. İstanbul'dan her yerden oldun. Ösesi ki Kayseri'deydi. Ankara'dan şimdi aday değil mi? İşte böyle her Yani karışması lazım arkadaşlar. Bu arada Ösesi gidemişken Ösesi şey demiş. Ee, ne demiş? Ankara'daki kürtlerin oylarına talibim çünkü onlar masum demiş. Saydı hepsini tek tek kim masum kim değil biliyor yani öyle de bir özelliği var öselsekinin. Yani e, bunlar işlerine gelmediği zaman en iyi e, kürt ölü kürt derler bu kadar faşizandırlar. Ama o istemeye gelince onlar çok masumlar falan. Buna öbürleri yok masum değil onlar. Yani Suriyeliler hakkında şu anda bir şey düşünmüyorlar. Hepsinin vatandaşlığı olmadığı için bir gün Suriyeliler de böyle e, masif bir şekilde böyle kitlesel olarak vatandaşlar sahip olduklarında onlarla ilgili de böyle yorumlar göreceğiz. Evet, kariyerinin ve hayatının artık sonbaharında olan Hülya Koçyiğit e, ya bu dünyadan göçmeden heybemi biraz daha doldurayım, biraz daha tıkınıyım, biraz daha götüreyim telaşıyla bir saray yalakası oldu biliyorsunuz pek çoğu gibi. Terliğim düştü bu arada. E, şimdi bu kadın geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki, menajerim bana dedi ki ya sana o kadar küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar bari bunları hak et dedi. Ben de TRT'nin teklifini kabul ettim demiş. Ya o kadar küfür ve hakarete rağmen o teklifi kabul ettiysen demek ki o teklif çok cazip bir teklif. Yani düşünemiyorum bile nasıl bir teklif olduğunu. Ama hakaret, küfür falan onları bir kenara bırakırsak yani senin bu yaşta saray soytarısı olman sana hakaret ve küfür olarak yeter de artar bile. Evet bu haberde ümmetinin lideri haberi. Yani bu haberler zaten bize en çok yıpratan haberler. Ümmetinin liderinin hastalığına delalet eden cümleler kuruyor tabii kendisi biliyorsunuz. Biz en iyi, en özgür ülkeyiz. Özgürlük de bizden gibisi, bizden o bizim gibisi yok falan böyle şeyler söylüyor. Burada çok enteresan bir şey söylemiş. Demiş ki ülkemizi yasaklardan, baskılardan, zulümlerden kurtardık demiş. İşte bu bir hastalık cümlesi yani kendi dillerinde propagandalarını yapıyorlar mı? Cezaevlerinde gidip annelerini anneleri evlatlarıyla kendi dilleriyle konuşuyor mu konuşuyor? Yani tutuklanan adamların cezaevinde annesi annesinin onu ziyaret edip işte Kürtçe Lazca neyse artık o dilde konuşmalarını özgürlük olarak adam tanımlıyor. Yani bu ekstra verdiğim bir şey değil, olması gereken bir şey zaten bir o. İkincisi de şeyi çok iyi. Cezaevlerine gidip anneleri evlatlarıyla kendi dillerinde konuşuyor falan. Bazılarını hiç ayırmıyor. Yani sürekli pratik yapsınlar diye evlatları anneleriyle birlikte hapse koyuyor yani. O konuda ümmetinin lideri çok özgürlükçü yani. Yani linguistik konusunda gerçekten hassas yani. Anne dillerini çocukların öğrenmesi için bayağı bir çaba sarf ediyor. <laughs> Gestapo şefi bu son bir haftanın iki haftanın en çok konuşan adamlarından bir tanesi konuşması lazım, milleti tehdit etmesi ve korkutması lazım sürekli. Şimdi Gestapo şefinin iki haberini gördüm ben. Bunlardan bir tanesi dedi ki dün memleketimize bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar yerini söylemiyorum. Sanki bilmece söylüyor, bulmaca yerini söylemiyormuş. Ya o zaman cümleyi kurma yani patlayıcı sokulduğunu söyleme öyle bir şey yok söylemiyorum filan. Ben biliyorum ama bak bu dün değildi bu 3-4 sene önceydi. Sen karıştırıyorsun yani dünkü bir olay değil bu 3-4 sene önce bir şehre patlayıcı sokulmaya çalışılmıştı. Can Dündar filan bunu haberleştirmişti. Hatta onlar Suriye'de başka bir şehre gidiyordu galiba muhtemelen. Değil mi? Ondan sonra oradaki savcılar, jandarmalar bilmiyorum hepsi sürülmüştü. Hapse atılmıştı, vatan haini ilan edilmişti filan. Hakkımı kullanıyorum. Ben Gaziantep veya Hatay diyorum. Kesin öyle bir şeydir yani. Ondan sonra devam etti o. Dedi ki PKK ile irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adayları seçilmeleri halinde açığa alınacak. Zaten bildiğimiz bir şey. Yani başından beri diyor ki ee, biz seçilmezsek eğer ne yapıp edip mızıkçılığımızı yapacağız... Biz o seçilenleri ya kayyum atacağız ya bunları PKK ile iltisaklı ilan edeceğiz falan. Onları oradan alaşağı edeceğiz. Yani bizim kazanmama gibi bir lüksümüz yok demeye getiriyor. Onu söylüyor yani arkadaşlar. Ee, ben anlamadım yani eğer PKK ile irtibatlılarsa PKK yasa dışı bir örgütse niye bu adamlar hala orada ve aday olabiliyorlar? Niye şimdi müdahale etmiyorsun? Veya e, niye 31, Aral 31 Aralık 31 Mart'tan sonra? Müdahale edeceksin. İşte çünkü bunlar mızıkçı oldukları için. Başka enteresan bir haber de ümmetinin liderinden. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler gibi bir şey söylüyordu. Rahmet yani. Düşünsen o trenden inebildiysen yani kurtulmuşsundur. Ama tabii trendir, de falan biz çok anlayamıyoruz. Yani bu adamların gemileri de var. Bilal olanın gemileri var. Tayyip Erdoğan ümmetinin liderinin gemileri var. Binali Yıldırım'ın gemileri var. Bunların gemileri bir sürü. Şimdi de trenleri çıktı. Trene mi iniyoruz? Gemiye mi biniyoruz? E, arabalı vapur gibi belki trenli vapur gemi de olabilir. Şimdi bu trene binme meselesi olunca aklıma şey geldi. Bir zamanlar ümmetinin lideri şey demişti ya yıllar yıllar önce. Demokrasi bizim için bir e, amaç değil, araçtır. Biz istediğimiz durakta ineriz filan diye. Belki o inenler hani ondan dolayı iniyor da olabilirler. Ama bu trene binenler, o trendekiler yani AKP'nin trenindekiler şey gibi ise şu görüntülerde göreceğiniz işte seçimlerden dolayı propaganda amaçlı hızlı tren işte geçiyor. Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve 3-5 tane AKP'linin içinde olduğu bir grupta bir tanesi çıkıp e, treni selamlayan vatandaşlara şeyin trene baktığı gibi bakıyor denilen bir tren seyir. O tren zaten raydan çıkmıştır binilmemesi gerekir. Evet, şimdi şöyle sıralı haberlere geçelim arkadaşlar çabuk çabuk geçmek için. Zeybekçi'nin broşüründen İzmir yerine Yunan adası çıkmış. Ee, benim anlamadım bu adamlar çok millilikle övünüyorlar. Ee, 17-18 yıldır iktidardalar. Yani Türkiye'de tek bir güzel bir şey yapmadılar ki onun önünde fotoğraf çeksinler, seçim afişi olarak kullansınlar. Yani sen Sakız Adası'ndaki bir şeyi niye kullanırsın yani anlatabiliyor muyum? Ee, şey de de böyle bir şey yapmıştı. ÖS de Hong Kong şehrinde bir fotoğraf kullanmıştı. Yine başka bir AKP'li aday, yine başka bir dünyanın bir yerindeki bir fotoğrafı kullanmıştı. Böyle de aciz adamlar ama bunlardan daha aciz olanı var. İstismarın dibine vurmuş herif. Bir şehit kaldırılıyor, şehit cenazesi var. Oradaki fotoğrafı direkt işte şurada gördüğünüz gibi şey yapmış, seçim afiş yapmış arkadaşlar. Ondan sonracıma tabii bu seçim afişi filan derken Kahramanmaraş'ta AKP'liler biliyorsunuz çok vatanperver. Onlar haricindeki herkes PKK'cı, belli FETÖ'cü, şerefsiz, namussuz, ahlaksız. Kendileri çok vatanperver olduğu için. Şu videoda da arkadaşlar Türk bayraklarının indirilip yerine AKP bayraklarının asıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da size onların ne olduğunu gösteriyor. E, bu da e, enteresan bir haber. Aslında tanınmış bir adam, Erhan e, Ertürk ünlü spiker. Evet tanınmış bir adam yani böyle e, güzel sunuyordu aslında. E, adam sarhoş bir şekilde çıkmış şeyi e, haber sunmaya. Cid e, bildiğin, bildiğin bildiğin sarhoş. Seyredin arkadaşlar. Nasıl bu istikamette? Görüş almamız lazım çünkü Golan tepeleri son derece e, kritik bir yer. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. E, terör uzmanı böyle tarif edebiliriz. E, Eray Bey'le e, Eray Bey'le birlikteyiz. Eray Güçlü Erle er birlikteyiz. Burada mı? Evet. Hayır. Yani içiyorsam sebebi var demişler ya. Yani ben empati kurdum açıkçası. Adam bu hale geldiyse deme, demek ki yani disene, o kanaldaki kim bilir neler çekiyor adam. Nasıl bir baskı görüyor filan Adam içerek kendini mi artık şey yapıyor bilmiyorum. Ee, hadi bunu anlayabiliyorum da. Yani Akit TV, A Haber falan bu adamlar içmeden o halde anlatıyorlar eee yapıyorlar. Bunu anlıyorum ama yani Allah kurtarsın zor bir durum. Evet o zaman ümmetinin lideriyle bitirelim arkadaşlar. Şimdi o da bir yerde yine konuşmuş şey televizyon programına katılmış arkadaşlar. Orada bir sürü şeyler söylemiş. Orada işte şey diyor. Temenni ederim ki barış bölgeye hakim olur. Bu olmazsa Güneydoğu'ya yatırım beklemeyin. Yani aba altından sopa gösteriyor. Yani diyor eğer bize oy çıkmazsa oradan HDP falan kazanırsa orada zaten bize olay çıkartacağız terör olayları tekrar başlarken yani biz çıkartacağız onları. Bize vermediğiniz için oyları. O suretle zaten size de yatırım yapmayacağız. Onu da bilin diyor. Ee, umarım mesajı almıştır oradakiler. Ondan sonra ben de bir ekonomistim. Hep ekonomist, sporcu, ilim adamı, sanatçı her şey bu adam. Ben de bir ekonomistim. Bunun oğlu da Bilal'e olan şey diyor diyor. Ben bir siyaset bilimci olarak konuşuyorum diyordu. Böyle narsist bir aile bunların hepsi. Keynes ve Smith'in iki ayrı yaklaşım var. Bir de böyle malumat furuş. Yani çok malumat furuş. Diyor ki biri enflasyon faiz doğru orantılıdır, diğeri bilmem ne ters orantılıdır. Ondan sonra hızını alamadı orada gidiyor işte siz faizi azaltırsanız enflasyon artar, artırırsanız azalır. Diğerinde de faizi azaltırsanız azalır. Benim iddiam budurdu. Yani iddiaymış bu. Ben de bunu bilir bilir konuşuyor ya. Yani çünkü malumat furuş adam. Ama o zaman benim iddiam budur diyor. İşte bu ekonomiyi çok iyi bildiği için şu anda ekonomi o durumda zaten. Bundan sonra işte e, kütüphaneler onlara bahsediyor. İşte kızım Indiana'dayken işte ben aradım. Gecenin vakti ne yapıyorsun falan kütüphanedeyim diyordu. Burada kütüphaneler 7-24 saat açık falan diyormuş. İşte biz Türkiye'de de öyle yapacağız falan diyor. Vallahi it berduş toplanır sen kütüphaneyi açarsan o saatte. Yani ee, yani Indiana'da hani ya işlerine geldiği zaman böyle batıyı örnek alıyorlar. İşlerine gelmediği zaman almıyorlar ya. Ama yani gecenin bir vakti de kütüphanedeyim baba demek de. Yani şimdi kandırmayalım yani. Biz de o gençlikten geçtik yani. Neredesin? İşte arkadaşımdayım. Ders çalışıyoruz falan. Yaptık yani bunları. İşte neyse safmış şu Mete'nin lideri. Ondan sonra şey diyor işte yatırımcılar bizden haber bekliyor. Gel dediğimizde gelecekler yabancı yatırımcılar. Bekliyormuş kapıda. Gel ne olur filan böyle. Ne olur bizi alın filan diyorlar böyle. O kadar çok yatırım yapacak adam var ki Türkiye'ye. Çünkü biliyorsunuz güvenlik hat safhada. Ekonomik olarak güvenlik yani adam malına zarar gelmeyeceğini biliyor. Yatırımına zarar gelmeyeceğini, el konulmayacağını filan bildiği için yani. Öyle sırada bekliyorlarmış bunlar. Batı medyası Atatürk'e de diktatör dedi. Bana da diyor demişler. Yani sen Atatürk'le kendini niye bir tutuyorsun bir? Yani Şaldegol'e de diktatör dediler diyorlar ara sıra falan. Yani ama senin eline kimse su dökemez. Yani sen Şampiyonlar Ligi'ndesin. Yani senin klasmanın Adolf Hitler, yani Mussolini, Pol Pot'u da içine alırız mesela. Gibi gibi yani. Franco falan olur yani. Franco senin yanında osuruk kalır. Ondan sonra şey yoğun tempoya nasıl dayanıyorsunuz sorusuna yanıt. Gayrimeşru bir durum söz konusu değil. Yani gayrimeşru bir sürü durum var ama yani gayrimeşruluktan dolayı tempoya nasıl dayanıyorum öyle bir şey yok. Yani demek ki herkes biliyor o da biliyor ki her şeyi gayrimeşru adamın ama sadece bu durumda bir gayrimeşruluk yok demek istiyor. Soruya bak ya yoğun tempoya nasıl niye bu kadar yakışıklısınız İşte gazetecilerin Türkiye'de sorduğu sorular bu şekilde telefon attım. Bu da arkadaşlar bu haber, bu sesli gazetede e, seçimlerden önceki e, son sesli gazete. Bundan sonra sesli gazete olmayacak. 31 Mart'tan sonra ne olacak? 32 Mart olacak arkadaşlar. E, değişen bir şey olmayacak. E, bu adamlar yani bu konumda olduğu sürece e, baskı, zulüm her şey devam edecek. Yani çok da bir ümit içerisinde değiliz. Biz sadece... Ümide, ümit etmeye umut ediyoruz. Ee, yoksa bundan gayrı bunların bir gün yıkılıp gideceğini biliyoruz. Ama konuşmalarından, yaptıklarından neler yapacağını görebiliyoruz. işte. E, kendileri kazanamadıkları zaman mızıkçılık yapacaklar, oy çalacaklar. Kazanamadıklarında oraya kayyum at atacaklar. Atayamazlarsa orada 3-5 tane bomba patlatıp işte bunlar teröristler burayı aldı biz size dedik falan diyecekler. Bunları daha önce yaptılar. Yapacaklar. Dolayısıyla çok fazla ümitli değilim ben. Ee, yani bakalım göreceğiz. Seçimlerden sonraki pazartesi günü ben çalışmıyorum artık. O zaman yaparız Sesli Gazete'yi. Ee, onun haricinde ne diyebilirim? Ne diyebilirim arkadaşlar? Şey heh, dün bir video paylaştık sizinle. Vartolu'yla. E, Vartolu, Vartolu e, bir fenomen oldu şeyde Twitter'da filan bir baktım Twitter'daki şeyine Paris'teymiş. Ben dedim Paris'e geldiğimde sizi arayabilir miyim? Sizle konuşalım filan diye konuştuk. Şimdi ben e, çevreden böyle 3-5 kişiyle yaptım. E, 3-4 kişiyle filan röportaj yaptım. E, Türkiye'de tabi e, şimdi tepkiler genel itibariyle çok iyi. %80'i filan. Ben Ama insanlarla bir e, konuşurken bir araya gelirken Bak yanına oturuyorum ama sen şuncu musun diye bir şey sorma. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla Türkiye lanet olası bir mahalle toplumu olduğu için kendi mahallenden olmadığın sürece adam doğruyu söylese bile adamı reddediyorsun. Böyle bir şey var. Yani adamların ne olduğu benim için önemli değil. bir Ama bir dostluk kurabilirsin, bir bağ kurabilirsin insanlarla. İşte onun için yaptım yani Sayın Vartolu ile kendisi çok da iyi bir insan Daha önce de biliyorsunuz SLA ile yapmıştık artık yapamıyoruz İşte geçen Erkam Tufan ile yapmıştım ondan sonra işte FETÖ'cü olmuştum Şimdi PKK'cı oldum şimdi işte sonra Alevi olacağım sonra CHP'ci olacağım filan. Bunlar hep böyle devir daim ediyor Ama ben yoluma devam edeceğim yani bulunduğum ülkede böyle bir kaygım yok benim yani bu kaygısızlığı inşallah Türkiye'ye de bir gün diliyorum. Oradaki insanlar da bu kayg yani bu şekilde bir vizyonla inşallah hayatlarını bir gün idare ederler. Çok konuştum bence artık kapatayım. Anlayışınızdan öpüyorum. Özgür olun, özgür kalın. Seçimleri de kafanıza takmayın arkadaşlar. Sonuçlar şimdiden belli. İnşallah yanılırım ben. Yani inşallah yanılırım. İnşallah da benimle Herkes dala geçer ya bak öyle konuştun ama işte bu adamlar kaybetti. İnşallah öyle olur yani yanılırım. Ama ben <laughs> kötüye kendimi hazırlıyorum. Selametle. <laughs>